İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Özge Elvan. Günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Kobani'ye hüküm 28 Şubat'a tahliye. Hatırlayalım, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında 24 sanık hakkında toplam 408 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksekdağ kararla ilgili "Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi. Özgür Özel, "Yargılama süreci hukuki değil. Demirtaş ve Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Adı ister Demirtaş, ister Türk olsun. Bu insanları mahkum etmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz" dedi. Kararı siyasi olarak yorumladı. Yılmaz Tunç, "6-8 Ekim olaylarında 37 vatandaşımız katledildi. Bu tür terör olaylarının meydana gelmemesi için birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli" diye konuştu. Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman, Siirt, Bingöl, Ağrı, Şırnak, Muş, Hakkari, Adana, Kars ve İzmir'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasak getirildi. Van'da ise karardan bir gün önce 4 gün süreyle kentte etkinlikler yasaklandı. DEM Partili Ayşegül Doğan, "Adana, Diyarbakır ve İstanbul'da herkes için demokrasi, herkes için özgürlük" sloganıyla 18 Mayıs'ta bir araya geleceklerini duyurdu. Gülten Kışanak, Ayla Akat Ata, Sabahat Tuncel, Ayşe Yağcı ve Meryem adı belli tahliye oldu. Diyarbakır'a dönen Kışanak, gözaltına alındığı havalimanında karşılandı. Gülten Kışanak, "Bizim özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var. Türkiye için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum" dedi. Sabahat Tuncel'in ilk sözleri, "İnsan bir yandan öfkeleniyor. Çıkmış olmak sevindirmiyor. Mücadele bizi bekliyor. Nerede kalmıştık?" Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Emekli komutanlar kararla birlikte cezaevinden çıktı. Özel'in Erdoğan'la görüşmesinin içeriğindeki başlıkların arasında hasta tutukluların durumu da vardı. Kamuda tasarruf tedbirleri Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Savunma ve güvenlik hizmetleri tasarruf tedbirlerinden muaf olacak. Diyanet, kamuda tasarruf paketi kapsamında tartışmalara yol açan Audi A8 makam aracının iade edildiğini duyurdu. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye alımlar yapılmayacaktır. Fransa ile ülkeye bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya arasındaki kriz büyüyor. Adada OHAL ilan edildi, en az 5 kişi öldü. Fransa, Azerbaycan'ın protestoları kışkırttığını iddia etti. Cezayir'de 26 yıldır kayıp Omar bin Omran, evinden yaklaşık 200 metre ötede olan komşusunun ağılığında bulundu. Saman yığınlarının arasında bulunan Omran şu an 45 yaşında. ILGA'nın açıkladığı Gökkuşağı Endeksine göre Türkiye, LGBTİ+ haklarında 49 ülke arasından 47. sırada yer aldı. Türkiye'yi Azerbaycan ve Rusya takip ediyor. Fransa'da polis, sinagoga saldıran bir kişiyi öldürdü. Emniyetin açıklamasına göre polis, saldırganı sinagogun çatısında elinde bir mutfak bıçağı ve demir çubuk tutarken buldu. Bu haftalık bizden bu kadar. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Haftaya yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.